Arkadaşlar 37. soruda artık tercüme sorulara gelmiş olduk. Arapçadan Türkçe'ye tercümeler en kolayları bunlardan. Beyyenet dirasetun muvassaatun ecraha fariqun min el-ulema el-Britaniyine enne'n nase yusbihuna ekthera saadeten indema yakteribuna min sinni's-70. Burada hiçbir yabancı kelime yok. Mana verelim. Muvassaat kapsamlı. Kapsamlı bir araştırma açıkladı. Ecraha fariqu minel ulema il İngiliz bilginlerden oluşan bir grubun yaptığı kapsamlı bir araştırma ortaya koydu, açıkladı. Ennen nase insanların yusbihune olduklarını, ektera saadeten daha mutlu olduklarını, indema yakteribune min sinni 70'ine 70 yaşına yaklaştıkları vakitte. Arkadaşlar burada bu gibi sorularda en önemli iki şey var. Bir tanesi cümlenin, ana cümlenin fiili. Bir tanesi de öznesi. Bakın, beyyenet. Şimdi hemen yüklemlere bakalım. Bakın burada gerçekleştirdi diyor, görüyorsunuz. Gerçekleştirdi ifadesi ecraya uyar. Dolayısıyla beyyeneye uymadığı için gider. Açıkladılar. Ama açıklayan kim? Bilim insanları açıkladılar. Herkese bakın gider. Ortaya koydu, yani açıkladı olur. Ortaya koydu veya yani açıkladı olur. Mutlu olduklarını gösterdi. Evet, gösterdi biraz. Yani yuvarlanabilir mi? Belki hani yuvarlak bir ifade şeklinde söylenebilir. Ama hani göstermek ifadesi burada çok da şık durmuyor. Bir şöyle bir çizgi yine de çizerim. C'ye bakalım arkadaşlar. Şurası çok önemli. İngiliz bilim adamlarından oluşan bir grubun yaptığı. C'ye bakalım. İngiliz bilim insanları tarafından yürütülen, yani yapılan kapsamlı bir çalışma. İnsanların 70 yaşına yaklaştıklarında daha mutlu, ekstra saadeten, daha mutlu olduklarını ortaya koydu. Burada bir çelişki var mı arkadaşlar? Bir çelişki yok. İngiliz bilim insanları, bakın, tarafından yürütülen kapsamlı demesi lazım. Halbuki İngiliz bilim insanları ortaya koymuş değil. İngiliz bilim insanların yaptığı araştırma ortaya koymuş olması lazım. Burada bir özne problemi var. O yüzden eledik. İngiliz bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, buraya kadar doğru. İnsanların 70 yaşına yaklaşmaktan oldukça mutlu olduklarını, insanların 70 yaşına yaklaşmaktan mı mutlu oldukları, yoksa 70 yaşına yaklaştıklarında mı daha mutlu oldukları, bakalım. Yaklaşmaktan demesi için hani burada bir kâne fiili belki kullanılabilirdi. İndem yaktaribune, yaklaştıklarında. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası da E şıkkın zaten zayıftı. Elemiş olduk. C'yi seçtik. Geldik hocalarım 38. soruya. Esne'l hafriyatilleti ucriyet fi mıntakati Necran'es Saudiyeti temmel keşfu an cirarin fakhariyetin tehtevi ala umlatin ma'diniyetin yezidu adeduha an elfi kıt'atin. Hafriyat, işte hani hafriyat Türkçedeki ama arkeolojik bir anlam ifade etmiş burada. Sonra cerratun cirarun, bu çömlek diyebileceğimiz bir ifade. Fakhar, fakhariye. Fakhar kelimesi arkadaşlar topraktan yapılmış. Yani cerratun cirar, buna biz testi dersek, fakhar ise topraktan yapılmış çömlek. Umletun umlat, bu ise para. Yani amele karşılık verilen, biliyorsunuz amele ya'meli, çalışmaya karşılık verilen para demektir. Ma'dinun ma'adin, maden. Kıt'atun parça. Bakalım arkadaşlar, Suudi Arabistan'ın Necran bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar esnasında temmel keşfu, biliyorsun temme,
bu mastarın başına geliyordu ve edilgen mana veriyordu. Bulundu, ortaya çıkarıldı. Nedir o ortaya çıkarılan şey? Topraktan yapılmış çömlekler, testiler. Bu testiler de 1000 parçadan daha fazla madeni paraya sahipmiş. Evet, bakalım arkadaşlar. Şimdi şurası esna zarf olduğu için arkadaşlar, temmel keşfu bu cümlenin asıl öğesidir. İşaretlemiş olayım. Temmel keşfu cümlenin asıl öğesi. Yani ortaya çıkarıldı, olur. Paralar bulundu, olur. Uygarlığına aittir, olmaz. Ortaya çıkarıldı, olur. Bölgesinde yapılmıştır, bakın. Necran bölgesinde yapılmıştır, olmaz. En azından arkadaşlar 3 tane şıkkı tespit etmiş olduk. Bakalım şimdi. Suudi Arabistan'ın Necran bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda demiş. Hani biraz yuvarlanabilir, mümkündür. Çömlekten imal edilmiş, yani fakar, testiler içinde 1000'den fazla para ortaya çıkarıldı. Halbuki ortaya çıkarılan şey para değil, nedir? Şuradaki çömlekler, testiler demesi lazımdı. Burada bir nevi nesnenin uyumsuzluğu var, eledik. B'ye bakalım. Necran'da. Değil mi? Evet arkadaşlar, bakın buradaki Necran kelimesini bölmüş, atmış, eledik. D şık olması lazım. Suudi Arabistan'ın Necran bölgesinde yapılan kazılar sırasında, bakın burada sonucunda demişti, beğenmemiştik, sırasında daha güzel. İçinde 1000 parçadan oluşan fazla madeni para bulunan çömlek testiler ortaya çıkarıldı. Doğru. D şıkkını arkadaşlar beğenmiş olduk. Benu Eyyube Üsratun قد حكمت مناطق واسعة تمتد من جنوب الأناضول إلى سوريا ومصر بالإضافة إلى اليمن خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر. Kolay bir cümle hemen fark ettiyseniz. Bakalım yanlış, yani eksik bildiğimiz kelime var mı? Hayır. O zaman mana verelim. Eyyubiler, yani Eyyuboğulları, Eyyubiler bir ailedir, hanedandır, Üsrat'ın. Geniş bölgelere hükmeden bir ailedir. Temteddu min cenubil Anadolu, Anadolu'nun güneyinden uzanır. Uzanan geniş bölgelere. Anadolu'nun güneyinden Suriye ve Mısır'a uzanan geniş bölgelere hükmeden bir hanedandır. Bil izafeti ilal Yemeni, Yemen'e izafetle, Yemen'e ilaveten, ne zaman? 12. ve 13. asır boyunca. Arkadaşlar burada öznemiz Eyyubiler, yüklemimiz ise Üsratun hanedandır demesi gerekiyor ya da ailedir. A şıkkına bakın hemen arkadaşlar, görüyorsunuz almıştır demiş, kontrol altına almıştır, yani hakemeyi yapmış ana yüklem olarak, yanlış, eledik. Bir hanedandır, doğru. Bir bölgeye hükmetmişlerdir, bakın yine hakemeyi almış, yanlış. Hükmetmiş bir hanedandır, doğru. Yönetmiş bir hanedandır, doğru. Yukarıda olduğu gibi arkadaşlar sadece yüklemden iki şıkkımızı elemiş olduk. 12. ve B'yi okuyalım. 12. ve 13. yüzyıllarda Suriye ve Mısır'ın yanı sıra Yemen'e hükmetmiş olan Eyyubiler Anadolu kökenli bir hanedandır. Anadolu kökenli değil, Anadolu'nun güneyinden Suriye ve Mısır'a uzanan demesi lazımdı. Bunu da elemiş olduk. Gelelim D'ye. Diyarbakır'dayız. Eyyubiler 12. ve 13. yüzyıllarda Yemen'e ek olarak, güzel, bil idafeti ilel Yemen, Anadolu'nun güneyinden Suriye ve Mısır'a kadar uzanan geniş bir bölgeye hükmetmiş bir hanedandır. Şahane bir cümle. Bakalım E şıkkı niye olmaz? Eyyubiler 12. ve 13. yüzyıllarda Suriye ve Mısır'da dahil olmak üzere, bakın
Suriye ve Mısır da dahil olmak üzere, yanlış bir ifade. O dahil olmak üzere dese belki hani Yemen'i diyebilirdi. Bu da olmadı. Dolayısıyla D şıkkını arkadaşlar hemen seçmiş olduk. Devam ettik arkadaşlar. Şimdi bu defa sorularımız Türkçe, cevaplarımızı Arapça bulmaya çalışacağız. Okuyalım cümleyi. Bu biraz zor bir cümle gibi gözüküyor. Ruhsal ve sinirsel depresyonlar ile yan etkisi olan bazı ilaçları kullanmaya ek olarak kalp hastalıkları ve işlevlerindeki bozukluklar da yüksek tansiyonun nedenleri arasında sayılabilir. Evet, burada hocaların sayılabilir bizim yüklemimiz oldukça önemli. Bizim en çok işimize yarayacak olan bu. Şimdi sayılabilen nedir? Bu bozukluklar ifadesi, bakın şurada. Bozukluklar da yüksek tansiyonun nedenleri arasında sayılabilir. Bozukluklar ifadesi özne sayılabilir yüklem. Yumkinu en tuaddel ıztırabatun nefsiyetu. Bakalım ki doğru mu arkadaşlar? Şuradan bakacağız. Nedenleri bir de arasında var. Dikkat ederseniz burada hani arasında ifadesini söylemediği için bu şık efendim gider. Bunu hemen eleyelim. Yumkinu en tuadde beyne. Bakın görüyorsunuz yumkinu var, en tuadde var, beyne var. Esbab-ı irtifai dağdıttem. Dağdıttem tansiyon, kan basıncı. İrtifa yükseklik, yani üçünü beraber alırsak yüksek tansiyon demek. Beyne esbab-ı irtifai dağdıttemi, yüksek tansiyonun sebepler arasından sayılır. Nedir o sayılan? En tuadde, naibi faili. Emradul galbi, kalp hastalıkları. Vehtilalu vazaifihi. Ve ihtelle, bozulmak. İşlevlerindeki bozukluklar dediği ifadesi burası. Yani görevlerindeki bozulmalar. Bil idafeti ilal ittirabatin nefsiye. Neye ilaveten? Psikolojik depresyonlara, çalkantılara ve asabiyeti sinirsel ve evet, şuraya atfedelim. Ve tenavuli ba'dil edviyeti leti leha te'siratun canibiyetun. Tesir, etki. Canibi, yan. Yan etkileri olan bazı ilaçları kullanmak aynı şekilde buna zarar verir diyor. 40. soru arkadaşlar, bakın dikkat ederseniz herhangi bir sorun yok. Nestati'u en ne'udde demiş. Sayabiliriz. Bakın sayılabilir yazıyor burada. Sayabiliriz olmadı. Hemen elemiş olduk. Ehemmu sebebin yumkinu. Ehemmu sebebin yumkinu en yu'adde. Ne demektir? Sayılabilecek en önemli sebep. Sayılabilecek en önemli sebep diye başlamış cümleye. Bunun bir defa başlangıcı hatalı. Hemen eleyelim. Burada arkadaşlar E şıkkı çıkmamış. E şıkkını diğer metinden okuyalım. Minel mümkini en ne'udde, dikkat ederseniz yine aynı şekilde en ne'udde demek suretiyle yanlış bir giriş yaptı. Yani bizim saymamız mümkündür. Sayabiliriz değil, sayılabilir demesi lazımdı. O yüzden onu da elemiş oluyoruz. Ve böylece 40. soruda B şıkkını bulmuş olduk. Burada yine eksiklik var E şıkkında. Okuyalım. Uzunluğu 6000 kilometreyi geçen ve dünyanın en derin nehirlerinden de biri olan Amazon, Güney Amerika'daki Ant dağlarından doğup Atlas Okyanusu'na dökülür. Peki nedir burada öznemiz? Öznemiz Amazon. Bu soru kolay bir soru. Dökülür onun yüklemi. Bakalım arkadaşlar. Amazon ancak bunun hani uzunluğu 6000 kilometreyi geçen ve dünyanın en derin nehirlerinden de biri olan Amazon demiş. Sıfatı var yani. El Amazon a'makul enhari. Nehirlerin en derinidir. Fil alemi.
Uyar mı arkadaşlar? Bakın uyumaz. Yanlış bir giriş yaptı. El Amazon atfalu ve a'magu nehrin fil alem. Aynı mantıkla başlamış olmaz. Amazon en uzun ve en derin nehirdir dünyada. Olmaz. Yetecavezu tulul Amazon. Amazon'un uzunluğu aşar. Şöyle şöyle olan Amazon demesi lazımdı. Amazon nehrinin uzunluğu aşar derse arkadaşlar hakeza yanlış bir giriş yapmış olur. Geçiyoruz. Yenbu'ul Amazon min cibalil Andes. Andes Ant Dağları dediğimiz ifade. Neba'a yenbu'u doğmak aslında, dökülmek değil. Hani yukarıda dökülmek eylemi var. Burada yenbu'u el Amazon doğar. Var mı yukarıda bir doğmak ifadesi? Hayır, yok. O zaman elemiş olduk. E şıkkını diğer metinden hemen okuyalım. Affedersiniz, şöyle bir daha gelelim. Bu yenbu'u fiiline herhalde D şıkkında da dediği için buradaki hata farklı olması lazım. Yenbu'u'yu doğru almış metin. Yenbu'ul Amazon min cibalil Andes, Ant Dağları'ndan doğar. Bir de Amerika Cenubiye, Güney Amerika'daki Ant Dağları'ndan doğar. Ve yusibu evet, doğma ifadesi burada var zaten, doğru. Ve yusabbu, sabbe yusubbu dökmek. Yusabbu dökülür. Fil muhitir atlası, Atlas okyanusuna dökülür. Ve huve min ekseri enharil alemi umkan. Dünyadaki dünyanın en derin nehirlerindendir. Ve yezidu tuluhu, onun uzunluğu ala sitteti alafi kilometratin olması gerekiyor herhalde. Bakalım. Evet, kilometre. Ve onun uzunluğu 6000 kilometreden fazladır. Bakın arkadaşlar, şu vehüveden itibaren sıfat yapması lazım. Ancak sıfatı ne yapmış? Çok sonraya koymak suretiyle ana gövdeden koparmış. O yüzden buradan elemiş olalım biz. Bakalım E şıkkı niye olabilir? Sadece E şıkkı kaldı elimizde. Dikkat ettiyseniz bakın, yenbu'ul Amazon elledi. Çok güzel bir sıfat yapmış burada. Şöyle olan Amazon nehri doğar. Yetecavezu tuluhu sittete alafi kilometrin, uzunluğu 6000 kilometreyi aşan Amazon nehri doğar. Ve huve eydan, aynı şekilde min a'makil enhari fil alem, dünyada en derin nehirlerden biri olan Amazon nehri, min cibalil Andes bi Amerika Cenubiye, Güney Amerika'daki Ant Dağları'ndan yenbu'u, bakın şuradan min ile bağlanıyor, doğar. Ve yusabbu fil muhitil atlasiyyi, Atlas okyanusuna dökülür. E şıkkını arkadaşlar seçmiş olduk. Yani biz burada şöyle bir E yazalım. E şıkkı doğru. Soru 42. Son yıllarda Osmanlı müesseseleri ve elit grupları üzerine yapılan çalışmaların merkezi bürokrasi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Görülmektedir. Hani edilgen bir yapı malumunuz. Görülmektedir bizim yüklemimiz. Peki özne neresi? Şuradaki çalışmalar ifadesi. Çalışmalar yoğun görülmektedir. Şimdi tekrar okuyarak bunu halledebiliriz. Yazharu tekessufu, tekessefe yoğunlaşmak. Yazharu tekessufu icra-i dirasati alel müessesatil Osmaniye vel mecmuatil müsekkafe. Müsekkafe arkadaşlar normalde kültürlü demek ama burada elit anlamına karşılık getirmişler. İyi bir ifade olmamış. Yani kültürlü ile elit aynı şey olamaz. O yüzden eledik arkadaşlar. B şıkkına bakalım. İnnel buhûselleti ucriyet alel bürokratiyye el merkeziyye hilâle senevâtil ahîrâ fil müessesâtil Uthmaniyeti kad terakkezet alâ mecmu'atin nuhbeti. İşte nuhbe kelimesi
elit diyebileceğimiz bir ifadedir. Şuradan başlayalım. Son yıllarda Osmanlı müesseselerinde, bakın burada şu fi'nin yeri çok yanlış kullanılmış. Hilale senevatil ahira son yıllarda olur ama fil müessesatil Osmaniye Osmanlı müesseselerinde yapılan araştırmalar olur. Şu fiilden dolayı bu ifade gider. Halbuki bu alel müessesat olması lazımdı. Bakın A şıkkında bile doğru verilmiş. C'ye bakalım. C'de de doğru verilmiş. Ala gelmesi lazım. Yebdu, yazharu ile yebdu aynı mana zaten. Ortaya çıkmakta, anlaşılmaktadır. Enned dirasati illeti ücriyet alel müessesatil utmaniyeti ve mecmuatin nuhbeti fis senevatil ahira. Son yıllarda Osmanlı müesseseleri ve seçkin gruplar yani elit gruplar üzerine ala yapılan araştırmaların ne yapıldığı görülmektedir. Turakkizu alel bürokratiyye el merkeziyye. Merkezi bürokrasi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Oldukça uygun bir ifade. Ala doğru kullanılmış burada. Evet Denizli'ye bakalım. Fisnevatil ahirah diyerek bir yanlış bir giriş yapmış bence. Kad ücriyet dirasatun bir takım araştırmalar nekre getirmiş. Evet, burası bundan dolayı olmaz. E şıkkını diğer taraftan okuyalım. Zaharat ortaya çıktı. Fisnevatil ahira son yıllarda. Buhusun araştırmalar ve dirasatun incelemeler an müessesatin ti devleti Osmaniye ve mecmuatin nuhbe Osmanlı devleti müesseseleri ve elit gruplar üzerinde ile ilgili yapılan araştırmalar ortaya çıktı. Yoğunlaşmak var mı arkadaşlar? Yoğunlaşmanın olmadığını gördünüz. E şıkkını elemiş olduk böylece. C kaldı elimize.